Burası da bizim kamu şatölyemiz. Burası yaklaşık 10 yıldır Roman vatandaşlarına umut olan yerimiz. Hem geleneksel mesleğimizi sürdürebilmek adına hem de onların geçim kaynağı adına yaklaşık 10 yıldan bu yana da burada çalışmalarımız oluyor. Burası yaklaşık 12 ay süreli, yıl içerisinde 12 ay boyunca insanlar burada çalışıyor, bütün kardeşlerimiz. Şu anda özellikle şu mevsimde yaptığımız işte klarnet kamışı, obağa kamışı, saksafon kamışı gibi kamışların temini ve bunların istiflenmesi ve kurutulması süreci var şu anda. Tam bu mevsimde başlıyor. İşte bu kamışların hepsi işlendikten sonra dünyanın her bir tarafına bir klarnet kamışı, obağa kamışı, saksafon ve diğer müzik aletleri kamışı olarak gönderiliyor. Bu da bizim için ayrı bir heyecan unsuru oluyor. Şöyle söyleyeyim, yani aslında şu Covid sürecinde bile kardeşlerimiz burada en azından bir bölümü, yaklaşık 50'ye yakın kardeşimiz evine ekmek götürebiliyor. Burada bir kooperatif mantığı gibi de çalışıyor. Onların bir geçim kaynağı da oluyor. O yüzden onlar sürekli çalışıyor ve onların sloganları da var. İşte Roman kadınları çalışıyor, Türkiye kazanıyor diye. Çünkü Türkiye'nin birçok iline bunlar gidiyor. Ama bize diğer sevindiren bir olay da yurt dışına da gidiyor olması. Özellikle yaptığımız şemsiyeler olsun, hastalar olsun, diğer övgü ürünleri olsun ve bu diğer bahsettiğimiz müzik aletleri, kamışları da dünyanın birçok ülkesine gidiyor. Çünkü şöyle bir gerçek var. Dünyadaki en güzel kamışlar Mersin'de çıkıyor. Her iş zor, her iş zor. Ekmek kazanmak zor yani. Derler yani aslanın karnında. Başka ne diyeyim? Çalışmasan olmuyor. Hayat zor biraz oldu. Hele bir hastalık da çıktı ya. Mahvetti hepimizi. Evet, çalışmaya mecburuz. Çoluk çocuğumuz var. Eşimiz müzisyen olduğu için işleri yok, şu an kapandı. Bunu yani yapmak zorundayız. İşimizi de severek yapıyoruz. Bu kargılar dedelerimizden kalma. İşimizi de severek yapıyoruz. Bununla ekmek yiyoruz yani.